TR724 YouTube kanalındasınız. Bülent Korucu'nun yazdığı Modifiye Perinçek, Soner Yalçın başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Ferrari egzozu takılmış Murat 124. Soner Yalçın'ı böyle tanımlıyorum. Aynı benzetmeyi Türk devleti ya da toplumunu anlatırken de kullanabiliriz. Siyasetçiler için dile getirilen süt ve kaymak metaforunu gazetecilere de uyarlayabiliriz. Gazeteciler yaşadıkları toplum ve çağın aynası ve bir anlamda çocuğu. Komplocu, derinliksiz ve daha önemlisi çalmayı başarı olarak gören çağı ve toplumu yansıtan bir ayna o. Her ne kadar Uğur Mumcu ve Abdi İpekçi'ye öykünse de Doğu Perinçek familyasının bir ferdi. Merkez medyaya açıldığı günlerde kullandığı Uğur İpekçi müstearı güneşte kabaran boya gibi kaportanın gerçek yüzünü gizleyemedi. Kavgalı boşanmaları, Perinçek'le birbirlerine saydırmaları ve mahkemeye verecek kadar ileri gitmelerinin muvazalı olduğunu düşünenlerdenim. Aydınlık grubunda devam etseydi yazdığı, belki de sadece adını yazdığı kitaplar ne para ne de ün getirirdi. Kitaplarının adlarından hareketle Yalçın'ı komploların efendisi ya da Bay Komplo olarak ananlar çok. Yüzeysel ve yanlış bilgilerden hareketle öyle sonuçlara ulaşıyor ki kahvehane filozoflarıyla yarışabilir. Önce karar verip tez kuruyor, ardından bunu ispatlayacak bilgileri toplamaya başlıyor. Eksik kalan parçaları, ulaşabildiği bilgi kırıntılarını yorumla ters yüz ederek tamamlıyor. Ya da üstadı fabrikatör gibi bizzat üretiyor. Üstadından farkı, kurgularını cafcaflı ambalajda sunabilmesi. Aydınlık familyasını merdiven altı komplocularından ayıran şey, devlet içinde birbirinin tetikçisi olmaları. Böylece yazdıklarıyla sadece para ve ün kazanmakla kalmıyorlar. Sözcülüğünü üstlendikleri kurguların somut ve çoğunlukla acı sonuçları oluyor. Yakın zamanda iki önemli örnek yaşandı. İlki, gazeteci ve siyasetçi Enis Berberoğlu'nun başına gelenler. Hürriyet gazetesine yayın yönetmeni olduktan sonra, Yalçın'ın aforizmalarını sergilediği ve tam sayfa yayınlanan köşeyi kapatan Berberoğlu bedelini ağır ödedi. Milletvekili olmasına rağmen aylarca hapis yattı. Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan ve Suriye'deki cihatçılara silah gönderildiğini belirten MİT tırları haberi dava konusu oldu. Yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül 92 gün tutukluk aldıktan sonra Anayasa Mahkemesi kararıyla serbest bırakıldı. Aynı haberi, aynı cümlelerle haftalar önce manşete çeken Aydınlığa yaptırım uygulanmadığını hatırlattıktan sonra devam edelim. Dava iki gazeteci üzerinden sürerken Soner Yalçın, bilgileri Dündar'a Berberoğlu'nun verdiğini ima eden bir yazı yazdı. Her zamanki gibi sadece imaydı ama Berberoğlu'nun annesinin kızlık soyadı dışında her şey vardı neredeyse. Şunları yazmıştı. Solcu milletvekili basın toplantısı düzenleyip gerçekleri kamuoyuna anlatacakken görüntüleri neden sadece Can Dündar'a verdi? Amacı, Batı'da da tanınan Can Dündar'ı hapse attırarak cezaevindeki cemaatçi gazeteciler konusunu dünyaya duyurmak mıydı? Bu sorunun yanıtı için bu yüreksiz solcu milletvekilinin ortaya çıkıp görüntüleri kimden aldığını açıklaması gerekmiyor mu? Soner Yalçın'ı duruşmaya davet eden Berberoğlu öyle köşesinde oturup muhbirlik yapmasın, sallamasın, gelsin hakim karşısında iddialarını savunsun resti çekti. Berberoğlu, savcının kendisine Soner Yalçın'ın yazısını okuduğunu söyleyerek, yaptığının muhbirlik olduğunu ifade ettim ve tanık olarak dinlenmesini talep ettim diye meydan okudu. Yalçın'sa her zamanki gibi Berberoğlu'nun cemaatin hürriyet imamı olduğunu yazmadığını anlattı mahkemede. İki örnekte de Soner Yalçın klasiği görüyoruz. Kafasını ima kumuna sokarak zoru gördüğünde kurtulmaya çalışıyor. İdam edilen Başbakan Adnan Menderes'in eşcinsel olduğunu öne sürdüğünde de tepkiler üzerine ''Ben yazmadım, bu sonucu siz çıkarıyorsunuz'' savunmasına sığınmıştı. İspiyonculuk yaparken bile komplo sosunu eksik etmiyor. Berberoğlu, MİT tırları bilgisini kamuoyuyla doğrudan paylaşmak yerine Dündar'a vererek tutuklanmasını sağlamış ve tutuklu cemaatçi gazetecilerin dünya gündemine taşınmasını hedeflemiş. İkinci olaysa Osman Kavala'nın da tutuklanmasına ve 11 insan hakları aktivistinin aylarca hapiste kalmasına yol açan Büyükada davası. Fethullah Gülen'e sürekli övgüler düzen, ılımlı İslam teorisyenlerinden Henry Barkey, darbe gecesi İstanbul Büyükada Splendid Palace'ta konuktu. Niye acaba?
cümleleriyle ateşlediği fitil hala yanıyor ve yakıyor. Herkesin gözü önünde gerçekleşen insan hakları çalıştayından darbeyi yöneten ekip çıkarmak ancak onun hayal gücüne yakışırdı. Yalçın isim ve soyisimlerinden hareketle başka delile ihtiyaç duymadan büyük senaryolar uydurabiliyor. Bazen imzasıyla, bazen de Oda TV'de haber görünümünde yayınlıyor bunları. Soyadı benzerliği yüzünden Hakan Fidan'ı cemaat abilerinden birinin yeğeni sanması ya da Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanan Alparslan Aslan'la Alparslan Kuytulu karıştırması bu meyanda sayılabilir. Son zamanlarda farklı bir tartışmanın odağında Soner Yalçın. Çok satan kitaplarındaki çalıntılar belgeleniyor. Yeşil Gazete yazarı, aktivist Ayşe Bereket, 8 yazının kaynak belirtilmeden Saklı Seçilmişler kitabına taşındığını ortaya çıkardı. Teyit.org ise yine satış rekorları kıran Kara Kutu'da 30 intihal bulunduğunu delillendirdi. Kara Kutu'dan çıkan asıl facia, Yalçın'ın toplum sağlığına tehlikeye atacak şekilde aşı karşıtlığına girişmesi ve tezini destekleyecek şekilde gerçekleri tahrif etmesi. Daha açık ifadeyle yalan söylemesi. Kitapta ismi zikredilen Profesör Doktor Claire Anne Sigrist, Cenevre Üniversitesi'nde aşılama profesörü, pediatrik bulaşıcı hastalık, aşılama ve immünoloji hekimliği, pediatri bölümü direktörlüğü yanında Dünya Sağlık Örgütü ile çalışan bir isim. Yalçın'a göre o, bütün kariyerini çöpe atacak şekilde mevcut aşıların immün sistemi ve sağlık üzerinde uzun dönemdeki etkinliğinin bilinmediğini yazmış. İddiaların sorulması üzerine Segrist, "Büyük mutlulukla cevap veriyorum ki asla böyle bir şey söylemedim," dedi. Normal bir ülkede intihali ve yalanı ortaya dökülen biri, bırakın gazeteciliği, insan içine bile çıkamaz. Hele de korona salgını kasıp kavururken aşı karşıtlığı ifşa olmuşsa. Oysa çalıntı ve çarpıtma iddialarını duymazdan gelip hala COVID-19 öldürmüyor başlığıyla sanki uzmanlar aksini iddia ediyormuş gibi koronavirüsü tek başına ölüm sebebi değil. Ölüm birbiriyle bağlantılı nedenler zinciriyle gerçekleşir. Bağışıklık sistemi çökmüş, çökertilmiş kronik hastaların ölümleri enfeksiyon, salgın kaybı olarak gösteriliyor diye yazıyor. Saklı Seçilmişlerle Kara Kutu bu amaçla yazıldı. Gerçek reçetedir anlamak isteyene cümlesindeki pişkinlikse pes dedirtiyor. 3 Oda TV çalışanı bir MİT mensubunun kimliğini deşifre etme suçlamasıyla tutuklandı. Soner Yalçın olsaydım hemen şöyle bir komplo teorisi kurgulardım. İntihaller ve çarpıtmaların deşifre olması, üstüne bir de korona salgını gelince Yalçın zor durumda kaldı. Yeni bir mağduriyet hikayesine ihtiyacı vardı. Yargı içindeki dostları ona bu iyiliği yaptı, yazardım. Tepki görünce de ben demedim, siz dediniz diye üste çıkardım. Ama çok şükür ki Soner Yalçın değilim. Konunun devletteki güç mücadelesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Kurtlar Vadisi dizisinde sağcı mafya güzellemesi yaparken solcu takılmak, binbaşı Ahmet Cem Ersever'in infazına ağır çekimde tanıklık ettikten sonra derin devlet aklayıcısı olmak, azınlık düşmanlığını şecere yazarlığı diye sunmak, başkalarının cümleleriyle gazeteci pozu vermek. Evet, egzozdan duyulan sesle ortaya çıkan performans örtüşmüyor ama ne gam. Sadece ses bile yeterince para ediyor. Soner Yalçın, bu ülkenin çıplak gerçeği diyor Bülent Korucu TR724'deki köşesinde.